65. ayetle 66. ayet kardeşler. Allah Azze ve Celle İsrailoğullarından bir kavmin, bir topluluğun başına gelen bir olayı anlatıyor bize. Cumartesi ashabı diye de geçer. Nedir o olay? 65. ayeti okuyayım. Ondan sonra başlayayım. Bismillah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَتَّدَتْ مِنْكُمْ ف۪ي سَبْتِ فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ Şüphesiz içinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri bilirsiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu yüzden biz onlara hor ve zelil maymunlar olun demiştik. Cumartesi yasağını çiğneyen Yahudilerden bir topluluk. Kimdir bu topluluk? Cumartesi yasağı neydi? Cumartesi yasağını çiğneyince hor ve zelil maymunlar haline gelen bu insanları bu hale sokan o cürümleri neydi? Gelin ona hep beraber bir eğilelim ve bundan ibretler alalım. Öncelikle bu kıssa kardeşler, bu olay Tevrat'ta geçmez. Yahudilerin tahrif etmiş olduğu, Yahudilere inen ve tahrif edilmiş olan Tevrat'ta bu kıssa geçmez. Bu kıssa sadece Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bununla birlikte Allah Azze ve Celle, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi hahamlarına Medine'de bu kıssayı anlattığında, yani bu hem Araf suresinde geçer hem Bakara suresinin bu 65 ve 66. ayetinde geçer. Bunu onlara hatırlattığında Yahudi hahamları buna itiraz etmediler. Neden itiraz etmediler? Tevrat'ta geçmediği halde bunun yaşanmış bir olay olduğunu ve hakikatte meydana geldiğini bildikleri için itiraz etmediler. Böyle bir şey yaşanmamış olsaydı, ki Tevrat'ta da zaten bu geçmediği için hemen itiraz edeceklerdi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine ne yapacaklardı? Laf söyleyeceklerdi. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de geçer sadece. Şüphesiz içinizden cumartesi günü yasağına çiğneyenleri bilirsiniz buyuruyor. Şimdi bu ayet Araf suresinin 163. ayetinde daha detaylı bir şekilde açıklanıyor kardeşler. Araf suresi 163. ayet-i kerimesine bakalım. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Deniz kıyısında bulunan şehir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin kendisine bildirdiği şekliyle şehrin nerede olduğunu söylüyor. Şehrin ismini söylemiyor. Deniz kıyısında bulunan diyor. Yahudi hahamlar hangi şehir olduğunu biliyor. Ama yerini ve konumunu söylüyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Affedersiniz, yerini söylüyor. Yani mekanını, nerede olduğunu söylüyor. Ve bu bilgi aslında hahamlardan başka hiç kimsenin elinde olmayan bilgidir. Çünkü bazıları, yani kitap ehlinden olan, Hristiyanlardan olan bazıları bu şehrin ismine dair bir takım bilgilere sahiplerdi. Ama yerini bilmiyorlardı. Nasıl bir şehir olduğunu. Bakın Allah Azze ve Celle Yahudiler öyle bir hüccet getiriyor. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatil yaptıkları gün avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkıyordu. Diğer günlerde ise, yani tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyordu. İşte bu yüzden cumartesi yasağını çiğniyorlar ve yoldan çıkmaları sebebiyle de İşte Allah Azze ve Celle onları böyle sınıyordu. Şimdi Allah Azze ve Celle buyuruyor ki biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle sınadık. Cumartesi yasağı konmadan önce Allah Azze ve Celle bunların, bu topluluğun fıskı fucurundan dolayı onları sınamıştır. Onları sınamıştır. Bu cumartesi yasağı onlar için bir sınamaydı. Bunlar Allah'ın emir ve yasaklarını hafife alan bir topluluktu. Özellikle Allah'ın yasaklarını hafife alan bir topluluk. Allah'ın emirleri ve yasakları karşısında. Eğer ki biz ciddiyetsiz olur isek Allah Azze ve Celle bizleri de imtihan eder kardeşler. Bu cumartesi yasağı özellikle onlar için bir imtihandı. Zira bu imtihanın sonunda onlar için büyük bir bela ve musibet yaklaşmaktaydı onlara. Rabbimiz Azze ve Celle bunlar sürekli bu günahlarda, fıskı fucurda ısrarlı davrandıkları için cumartesi günü yasağını onlar için büyük bir imtihan vesilesi yaptı, sebebi kıldı. Şimdi bu topluluk kardeşler deniz kıyısında yaşıyorlar ve geçimlerini genelde balıkçılıkla ne yapıyorlar? Sağlıyorlardı. Balıklar cumartesi günü geliyor deniz kıyısına. Geriye kalan 6 gün ise uğramıyordu bile. Yüzlerini bile görmüyorlardı balıkların kardeşler. Bir gün, iki gün, üç hafta, beş hafta, altı ay, bir sene, iki sene çok uzun zaman süre geçtiğini söylüyor müfessirler. Balığa karşı artık onlar adeta hasret duymaya başladılar. Çünkü balık balığın bol olduğu deniz kenarında bir şehir ve lezzetli bir nimet.
Allah onlara cumartesi avlanma yasağı koydu. Çalışmama yasağı. Balık yememe yasağı değil, çalışmama yasağı. Cumartesi günü çalışmayacak. Yahudilerin bir günü var, o gün çalışmayacak. Allah onlara cumartesi günü sizin tatil gününüzdür. Bugün çalışmayacaksınız, hiçbir iş yapmayacaksınız dedi. Onlar da kabul ettiler. Bu da misakın bir parçasıdır. Allah Azze ve Celle onlardan söz aldı ya misak. Cumartesi günü çalışmama, tatil etme ve ibadet etme de misakın bir parçasıydı. Ama yıllar geçiyor. Her cumartesi balık geliyor ama diğer günler gelmiyor. Balığa olan iştiyakları, balığa olan istekleri nefislerini öyle bir kabarttı ki. Bir gün bir tanesi, müfessirler öyle yazıyor. Bir tane olta hazırladı. Gizlice aldı, denizin bir kenarına, bir köşesine, cuma gününden oltayı attı, bir yere bağladı veya bir kazığa, bir kayaya, ondan sonra evine çekti. Cumartesi günü gelen balıklar oltaya takıldı. Tabii bu cumartesi günü gidip almadı balığı. Pazar günü olunca da ne yaptı? Gitti. Pazar günü olunca gidip oltasını aldı. Balığını da afiyetle yedi. Tabii hoşuna gitti bu. Ve gizli şekilde yapıyor. 2, 3, 4 derken şehirde balık yenildiğine dair kokular gelmeye başladı. Şehir halkı yıllardır balık yüzü görmüyor. O halde bu balık kokusu nereden geliyor dediler. Tabii insanlar balığa olan isteklerinden, İhtiyaçlarından dolayı araştırmaya koyuldular. Bazıları adamı keşfetti. Onun gizlice cumartesi gidip balık yakaladığını gördüler. Yapmaları gereken onu bundan alıkoymak iken nefislerinin, şehvetlerinin ve arzularının baskısı altında ezilip ona tabi olup ne yaptılar? Aynı gizlilikte onun yöntemiyle gidip cuma günü oltalarını hazırladılar veyahut ağlarını sardılar veyahut başka bir müfessirlere göre bir takım çukurlar kazıp cumartesi günü balıklar geldiğinde suyla beraber işte o içi su dolu çukurlara girsin. Pazar günü de biz toplarız niyetiyle bir takım tuzaklar hazırladılar. Ve onlar da aynı cürmü işlemeye başladılar. 5, 10, 20 duyan geldi. Haber alan geldi. Nihayet şehrin büyük bir kısmı ve artık gizli olmayacak şekilde. Yani bundan çok da böyle utanma, sıkılma belası olmadan bu işi, bu cürmü işlemeye başladılar. Artık aleni bir şekilde ne yapıyorlardı? Gidip cumartesi yasağını çiğneyip balığı avlıyorlardı ve yiyorlardı. Zamanla bunu çarşıda satmaya bile başladı. Durum o hale geldi kardeşler. Allah Azze ve Celle onları imtihan etti ya. İşte bu imtihana muptela olan topluluk yavaş yavaş imtihanı kaybeden bu topluluğun üzerine büyük bir azap ve bela geliyor ama haberleri yok. Allah Azze ve Celle onlara aşağılık, hor ve hakir maymunlar olun dedi. Üzerlerine inen bela ve musibet buydu. Ceza diyor alimler amelin cinsinden olur. Onlar nefisleri ve arzuları noktasında hayvani, yani hayvanların tıpkı nefislerine ve isteklerine hakim olamadığı gibi, hakim olmadıkları için hayvanlar nefislerine hakim olamaz. Bunlar da nefislerine hakim olamayınca kardeşler ne yaptılar? Ceza amelin cinsinden hayvanlaştılar. Nefisleri hayvaniydi. Allah Azze ve Celle cisimlerini de hayvana çevirdi. Cisimlerini de hayvana çevirdi ve aşağılık maymunlar ve domuzlar oldular. Alimler diyor onların gençleri domuza döndü. Yaşlıları ise ne oldu? Yaşlıları domuza döndü. Gençleri ise maymuna çevrildi. Sabah olunca baktılar ki ne şehrin büyük bir kısmı dışarıda değil. Evlerin büyük bir kısmının kapısı açılmamış. Bir grup, bir topluluk dedi ki ne gidin bakın bunlar neden çıkmamış diye. Gidip baktılar evleri kilitli. İçeriden kilitlenmiş evleri. Sonra bir tanesi bir evin duvarından veya penceresinden her neyse atlayıp içeri girdiğinde o dehşetli manzarayla karşı karşıya geliyor ve onların uğramış olduğu o azabı halka anlatıyor. Diyor ki ne alimler, onların zihinleri insan olarak kaldı. Ama cisimleri hayvanlaştı. Maymunlaştı. Şimdi şu azabın büyüklüğüne bakın. Zaten müfessirler diyor kendilerini dövüyordu maymunlar. Yerden yere vuruyorlardı. Yani kendilerini azap etmeye başlamışlardı. Neden? Çünkü cisimlerinin maymuna ve domuza dönüştüğünü gördüler ama zihinleri insandı. Karşıdaki tanıdıklarını da görünce azap üstüne azap oldu onlara. Bu inanılmaz bir azaptır. 3 gün yaşadılar diyor. 3 gün sonra öldüler. Hiçbir şey yemediler. Hiçbir şey içmediler. Neden? Azaptan. Onların o hali onlara azap olarak yetiyordu zaten. Kendilerinin maymuna ve domuza dönüşmüş
olmaları hali. Peki bu hali gören, bu hali keşfeden insanlar kimdi? Yani duvarın üstünden atlayıp onların o halini gören insanlar kimdi? Onlar niye domuza dönmedi, maymuna dönmedi? Diyor ki Allah Azze ve Celle, o da Arap suresi 164'te devam ediyor bakın. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz deyince onlar, yani bunlara öğüt verenler, emri bil maruf nehy anil münker yapanlar dediler ki Rabbimiz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de belki sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. Bu cumartesi günü yasağı çiğneyen insanlara, Allah'ın emrine karşı gelenlere, Allah'ın yasaklarını çiğneyenlere bir topluluk cesaret ile, iman ile, vakar ile karşı çıkıyordu kardeşler. Onlar Allah Azze ve Celle'nin emirlerini çiğniyorlar, yasaklarını hiçe sayıyorlardı. Günah, fısk, fucur ve fesat içerisinde bir toplum haline dönüşmüşlerdi. Ama bu bahsetmiş olduğumuz henüz kalplerinde o iman olan topluluk, Allah'ın kendilerine lütuf ve rahmet ettiği ve iman ile nimetlendirmiş olduğu o topluluk buna karşı duruyordu. Adeta onları protesto ediyordu. Onların o fısklarını, o cürümlerini gördüklerinde karşılarına dikiliyorlardı. Bu yaptığınız yanlış diyordu. Siz Allah'ın emirlerine karşı geliyorsunuz. Allah'ın yasaklarını çiğniyorsunuz. Ey insanlar, Allah'ın yasaklarını çiğneyen sizler, Allah'ın azabından korkmuyor musunuz diye onlara hatırlatmada bulunuyorlardı. Onları kötülükten alıkoyuyorlardı. Onlara iyiliği emrediyorlardı. Onlara Allah'a vermiş oldukları sözü hatırlatıyorlardı. Onları ahiret günüyle korkutuyor, uyarıyorlardı. Ölümden sonra hesabın olduğunu onlara hatırlatıyorlardı. İşte bu topluluktu. Onlar azaba düçar olduğunda, domuz ve maymunlara döndüklerinde Allah'ın kendilerini o helak edici azaptan kurtardığı topluluk bu topluluktu kardeşler. Aslında alimler diyor bunlar 3 sınıfa ayrıldı. Şehrin içerisindeki topluluk 3 sınıfa ayrıldı. Bir grup Allah'ın yasağını çiğneyen ve maymun ve domuza dönüşen topluluktu. Allah'ın yasaklarını hiçe sayıyor. Yasaklar normalleşmiş. Haramlar hayatın bir parçası olmuş onlar için. Halbuki vermiş oldukları misakta onların hayat tarzı la ilahe illallah'tı. Onlar Allah'a söz verdiler. Ya Rabbi senin emir ve yasakların, şeriatın bizim hayatımızın parçası, yaşam tarzımız olacak demişlerdi. Ama ne oldu onların hayatın parçası? Onların yaşam tarzı, hayat tarzı nefislerinin ve şehvetlerinin peşine giden, nefis ve şehvetlerine köle olan, hayvani nefis ve hayvanca yaşayan bir zihniyet haline dönmüş bir hayat tarzı oldu. İşte birinci sınıf bunlardı. İkinci sınıf ise Allah Azze ve Celle'nin yasağını çiğnemeyen, kalben buğzeden ama onlara ne hatırlatmada bulunan ne de onların o kötülüklerinden onları alıkoyan bir topluluktu. 164. ayette Arap suresinde bunu söylüyor. Allah'ın kendilerini azaplandıracağı topluluğa siz ne diye nasihat edersiniz ki ne? Yani bırakın, zaten Allah bunları azap edecek. Allah zaten bunların belasını vermiş. Biz kendimize bakalım. Biz kendi ailemizi kurtaralım. Hani diyoruz ya bugün biz değil mi? Çok işitiyorum ben bunu. Bakın. Bugün çok işitiyorum ya. Toplum içerisinde öyle bir bozulma, fesat var ki ya diyor, biz kendimizi, çoluk çocuğumuzu kurtaralım. Allah'a yemin ederim aynısı başımıza gelir. Sen çoluk çocuğunu nereye kurtarıyorsun ya? Ya bu fitne, fesat, bu cürüm senin kapından içeri girer ha. Allah muhafaza. Bakın. İkinci sınıf buydu. Sesini çıkarmadı. Kalben buğz etti ama. Üçüncü sınıf ise Allah'ın emrini yerine getirip emri bil maruf nehy anil münker yapıyordu. Onları sakındırıyordu. Onları Allah'a hatırlatıyordu. Ya onların karşısına dikilmişlerdi. Yapmayın, etmeyin, bu haramdır, bu Allah'ın gazaplanacağı, Allah'ın razı olmadığı bir hayattır diyorlardı. O cesareti gösteriyorlardı. O cesaret de imandan kaynaklanıyordu kardeşler. Başka hiçbir şeyden değil. Ne oldu? Allah Azze ve Celle yasağı çiğneyenleri maymun ve domuza çevirdi. Kötülükten alıkoyanları kurtardı. Alimler diyor ki ne, en doğru görüşe göre kalben buğz edenler ama o kötülükleri işlemeyenler, onlar da kurtuldu. Lakin Allah Azze ve Celle birinci, yani kötülüğü alıkoyanlar gibi bir tavır sergilemedikleri için onları zikretmeye değer bulmadı diyor ayet-i kerimede. Evet, kurtuldular. Ama diyor Allah onları zikretmedi diyor ayette. Kurtulduklarına dair. Bir görüşe göre de, ki dediğim gibi doğru olan görüş kurtulduklarıdır. Sahih olan, racih olan görüş, ama bir görüşe göre de diyor ki ne? Onlar da bir azaba düçar oldular. Velev ki o cürmü işleyenlerle
aynı azaba uğramasalardı. Bugün bizim toplumumuz özellikle de yaşadığımız şu çağda özellikle de kadınların ve kızların müptela olmuş olduğu büyük bir ifsat, fesat, fıskı, fucur içerisine sürüklenmiş ve debelenmiş bir vaziyete gelmiştir. Allah'ın gazaplandığı, Allah'ın azap indireceği, Allah'ın öfkelendiği bir hale gelmiş vaziyette insanlar çırılçıplak dolaşıyor. İnsanlar çırılçıplak dolaşıyor sokaklarda. Artık normalleşmeye başlıyor. Artık toplumun nezdinde bu normal bir yaşam tarzı haline gelmeye başlıyor. Yarın çocuklarınız karşınıza çıkıp Allah muhafaza, ya baba zaten herkes böyle giyiniyor. Baba herkes böyle zaten dolaşıyor. E baba benim zaten teyzelerimin çocukları, halalarımın çocukları, amcalarımın çocukları, dayılarımın çocukları, kuzenlerim de böyle. Okulda herkes zaten böyle yaşıyor. Efendim söyleyeyim, gittiğim yerde herkes böyle demeyeceğine malum. Eğer bu genelleşirse, yaygınlaşırsa, bunun önüne geçilmezse, bunun için bir şeyler yapılmazsa en azından Allah muhafaza bu başımıza gelecektir kardeşler. Bize düşen bundan dolayı nedir? Emri bil maruf, nehyi anil münkerdir. Bir de Allah Azze ve Celle bizden bu kötülüklere karşı imanca bir tavır takınmamızı istiyor. Mümince bir duruş sergilememizi istiyor. Peki yapmazsak ne olur? Kötülükler karşısında bir müminin durumu, tavrı ne olmalı? Ona da değineyim, bitirelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ayşe annemiz geliyor, diyor ki ya Resulallah, içimizde salih insanlar olduğu halde Allah bize azap eder mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabına bakın. Eğer günahlar çoğalırsa evet. Eğer içinizde günahlar yaygınlaşır ve çoğalırsa, içinizde salih insanlar olsa dahi Allah Azze ve Celle azabı indirir diyor. Enfal suresi 25. ayet-i kerime, bu Resulullah'ın sözü, Enfal suresi 25. ayet-i kerimenin adeta tefsiridir kardeşler. Bakın ne buyuruyor Allah Azze ve Celle 25. ayette. İçinizden sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İçinizden sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının. Azap geldiğinde sadece zalimlere dokunmayacak, İçimizde salihler olsa dahi hepimize ne yapar? Hepimize dokunur. Peki müminin durumu nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl davranacağız? Aslında ayet-i kerimede ben buna değindim. İsrailoğullarından, o üç grup topluluktan kurtuluşa eren ve Allah'ın kendilerini kurtarmış olduğu topluluğun durumudur, tavrıdır. Ama biraz daha değinelim, kısaca. Bu bütün Müslümanları ilgilendiren bir durumdur, bakın. Bu tutum. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifiyle bunu şu şekilde açıklıyor kardeşler. Sizden biri bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Ya da engel olsun. Eğer ki eliyle düzeltmeye gücü yetmezse diliyle yapsın bunu. Diliyle de düzeltmeye gücü yetmiyorsa kalbiyle ona buğz etsin. Kalp ile buğz ise imanın nedir? Dibidir. İmanın dibidir. Ondan sonra iman yoktur. Eğer bu kötülükler karşısında ben müminim, Müslümanım diyen bir tane insan bundan rahatsız olmuyorsa, eğer kalbiyle buna buğz etmiyorsa, o kalbinde iman olduğunu iddia eden kişinin kalbi harap olmuştur, bunun farkında değildir. O kalp harap bir kalptir. O imandan boşalmış bir kalptir. Eğer kalbinden buna buğz etmiyorsa, bu ortamdan, şu manzaradan rahatsızlık duymuyorsa, yatak odası kıyafetiyle sokaklarda dolaşan genç kız ve kadınları gördüğü halde eğer ki kalbinde bir rahatsızlık hissetmiyorsa, o kalp harap olmuştur kardeşler. Ona imanı hatırlatmamız lazım. Ona Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyi hatırlatmamız lazım. En alt derecesi kalp ile buğz etmektir. En azından azaptan bir şekilde kurtulmak için İsrailoğulları kısasında Yahudilerin başına gelen, cumartesi ashabının başına gelen olayda olduğu gibi. Ve kalp ile buğz etmek her durumda, her Müslümana, her halükarda vaciptir. Bakın bir kişi eliyle kötülüğü engelleyemeyebilir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten diyor ki gücünüz yetmez ise. Çünkü el ile kötülüğü engellemek alimlerin, fakihlerin beyanıyla kimin görevidir diyor? İslam devletinin, İslam halifesinin,
bulunduğu zamanda İslam devletinin görevlendirmiş olduğu memurların görevidir. Onlar elleriyle engel olurlar. Dilimiz ile ise emri bil maruf nehy anil münker yapacağız. Ama böyle bir durumda eğer biz ölüm, hapis veyahut yaralanma, büyük bir şiddete maruz kalma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor ve bunu göze alamıyorsa bir mümin, o zaman ona ruhsat vardır. Ruhsattır ama. Velev ki azimeti kullanıp tıpkı o azınlık olan İsrailoğullarından mümin topluluğun yaptığı gibi o fasıklar grubunun karşısına çıkıp iyiliği emredebilme imkanı da olduğu halde, bu azimettir. Onu yaparsa o ayrı, Allah katındadır onun ecri, ona Allah'ın vereceği mükafat. Bu vazife terk edildiğinde ne olur kardeşler? Kişi kötülükten alıkoymaz. İyiliği emretmezse ne olur? Hayasızlık yaygınlaşır. Fıskı fucur kapılardan içeri girer. Allah muhafaza. Kendi içimizde üstesinden gelemeyeceğimiz bir hal alabilir, az önce söyledim. Çocuklarımız karşımıza geçip onlar da bunlar da aynı kıyafeti giyiyor, aynı elbiseyi giyiyor. Ne var bundaki? Halkın hepsi zaten böyle giyinmeye başlamış. Baba, anne dediğinde o zaman biz belki çoktan geçmiş bulmuşuzdur o tehlike sınırını. Geriye dönüşün olmadığı bir seviyeye gelmişizdir. Adi davranışlar genelleşir. Kötülükten alıkoymazsan bu adi hayasızca davranışlar genelleşir. Her yerde karşınıza çıkabilir bu insanlar. Fasıklar hayırlı insanlara musallat olur. Tıpkı Lut aleyhisselama, ey Lut, sizler de çok hayalı davranıyorsunuz. Bunu terk etmezseniz sizi taşlarız veya şehrimizden kovarız dediği seviyeye gelir. Bugün daha ellerinde hiçbir güç ve kuvvet olmadığı halde bir topluluk, LGBTİ dedikleri, kendilerini böyle isimlendiriyorlar, çıkıp meydan okuyorlar. İslam toplumuna ve dünyanın en çok nüfusunun olduğu İslam toplumuna meydan okuyorlar. Bir avuçlar, bakın. Fasıklar salih insanlara, iyi insanlara musallat olur. Bize musallat olurlar. Giyim ve kıyafetimize karışırlar. Bacılarımızın, annelerimizin çarşaflarına, örtülerine, tesettürlerine dil uzatırlar. Onları baskıyla, onları psikolojik baskıyla, şiddet ile, tehdit ile kendileri gibi yapmaya çalışırlar kardeşler. Vallahi yaparlar. Ellerine fırsat geçsin, güç geçsin. Daha bir avuçlar, geçen sene ezan okunuyordu, yürüyüş yapıyorlardı, ezanı protesto ediyorlar. Bir avuçlar. Hak batıl, batıl da hak olur. İnsanlar, yeni nesil hakla batılı birbirinden ayırt edemez. Allah'ın rahmetinden de uzaklaşırız. Allah muhafaza. Allah'ın rahmetinden uzaklaşırız. Maide suresi 78 ile 79'da geçer bu kardeşler. Bakın nasıl uzaklaşınılıyor. Maide suresi 78-79. İsrailoğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ve lanete müstahak olmuşlardı. Allah'ın rahmetinden uzaklaşırız. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadisinde de buyurduğu gibi, salihler içimizde olduğu halde üzerimize azap eder. Cezaya toplu halde maruz kalırız. Peygamber Efendimizin gemiyi delenlerle alakalı bir hadisi var. Allah Resulü bir misal veriyor. Bu toplumda diyor, iyiliği emredip kötülüklerden alıkoyanlar ile bunu yapmayanların misali şöyledir. Bir gemi düşünün diyor. O gemide diyor yolcular var. Yolcuların bir kısmı üst katta, bir kısmı alt katta. Kura çektiler. Bir kısmına alt kat çıktı, bir kısmına üst kat. Alt kattakiler susadı diyor. Susayınca üst kattakilerden su istediler. Sonra birisi dedi ki, ya dedi, biz onları rahatsız etmeyelim. Kendi suyumuzu kendimiz alalım. Nasıl? Gemiyi delelim, buradan su alalım. Dediler tamam. Üst kattakiler bundan haberdar olur da onları bundan alıkoymaz, engellemezlerse ne olur? Hep birlikte gemi batar, hepsi boğulurlar. İşte diyor, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ile bu fıskı fucuru işleyenlerin misali bunun misali gibidir. Siz iyiliği emretmez, kötülükten alıkoymazsanız hep birlikte batarsınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif bunu açıklıyor kardeşler. Resulullah aleyhissalatu vesselam, eğer biz bunu yapmazsak bakın dualar kabul olunmaz. Dualarımız kabul olunmaz. Salihlerin duaları dahi kabul olunmaz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya iyiliği emredip alıkoyarsınız yahut da
aradan çok fazla zaman geçmeksizin Allah üzerinize katından bir azap indirir, bir ceza gönderir de sonra ona dua ettiğiniz halde o da sizin duanızı kabul etmez. Hepimize görev düşüyor. Ders buraya kadar. Şu gördüğünüz manzara karşısında gücünüz yeten, gücünüz yettiği halde, bir şeyler yapmaya imkanınız olduğu halde, hiçbir şey yapmadan duruyorsanız, yarın başınıza musibetler geldiğinde kimse kendisinden başkasını kınamasın. Bakın, kimse kendisinden başkasını kınamasın. Dönüp kendi nefislerinizi kınayın. Kendinizi paylayın. Kafanızı duvarlara mı vurursunuz? Dizinizi mi döversiniz? Ama kendinize yapın. Çünkü suçlusu biziz. Ya da şimdiden tedbirimizi alacağız. Ve insanlara bu kötülüğün, bu şirretin, bu fucurun, bu fıskın, bu ifsadın, bu toplumu nereye götüreceğini, nasıl sonuçlar doğuracağını anlatıp, onlara bunu hatırlatıp bundan alıkoyacağız. Alıkoymaya çalışacağız.